İYİ Parti grup önerisi üzerine AK Parti görüşlerini açıklamak üzere Tokat Milletvekili Sayın Yusuf Beyazıt. Buyurun Sayın Beyazıt. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum ve Cumhuriyetimizin banisi Mustafa Kemal Atatürk'ün irtihalinin 82. yıl dönümünde kendisini rahmetle, minnetle anıyorum. Bu arada Karabağ'da kahramanca mücadele eden, işgalci Ermenistan'a karşı savaş kazanan Can Azerbaycan'ı da tebrik ediyorum, kutluyorum. Ben bu önergenin aleyhinde söz aldım. Öncelikle ben buralara girmeyecektim ama Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne soruyorum diyerek dediği için cevap verme saadetinde bir şey söylemek istiyorum. Değerli milletvekilleri, eğer bir yolsuzluk arıyorsanız daha yeni İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın İstav'a, kendi kardeşinin de genel sekreter olduğu İstav'a 8 milyon para aktardığını cevabını vereceksiniz. Geçen sene de yine aynı vakfa 7 milyon para aktardığından dolayı Sayıştay sorgusunda zimmet çıkmış bulunuyor. Değerli milletvekilleri, kamu giderleriyle ilgilenen herkesin bildiği üzere devlet memurlarının yemek ödenekleri bahsedilen bütçe faslı içerisindedir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara aktarmalar 05.3 koduyla ifade edilir. Bütçe tekniği açısından da bu konu ödenekleri ve harcamaları belirlidir. Şehircilik Çevre Bakanlığımızla ilgili aynı BAP'ta 3 tane harcama yapılmıştır. Birisi afet riski altındaki alanların dönüşüm giderleri, diğeri mesleki yeterlilik kurumuna yapılan ödenek, üçüncüsü de memurların öğle yemeği. Yani devlet memurlarının bütün yemek giderleri bu fasılda ifade edilir. 40 yıllık devlet memurluğu yapmış birisi olarak söylüyorum. Dolayısıyla afet riski olarak da Şehircilik Bakanlığı'nda 2.433.918 TL para buraya aktarılmıştır. Ve herhangi bir kamu amacıyla bir derneğe, vakfa aktarılan para yoktur. Aslında içinizde sayın vekillerimizden de var. Benim genel müdür olduğum dönemde 2004 yılında 5072 sayılı bir yasa çıkartılmıştır. Bizim başbakanımız o zamanki Recep Tayyip Erdoğan tarafından ve bu yasayla kamu kurum ve kuruluşlarından dernek ve vakıfların ilişkileri düzenlenmiştir. Hiçbir kamu kurumu bütçesi buraya aktarılamamaktadır. Burada görev yapılamamaktadır. Hatta ücret ve ödenek de alınamamaktadır. Dolayısıyla buradaki bahsedilen buradaki olayda herhangi bir değerlendirme yoktur. Rütük'teki olan da yine yemek giderleridir. Yani ne yapalım, memurlara yemek vermeyelim mi? Ve bu memurların yemek giderlerini bu bütçede, bu fasılda göstermeyelim mi? Bir kuruş bunun dışında yok. İşte ben size söylüyorum. İzmir'i araştır. Tamamlayalım lütfen. Genel kurula hitap edelim. Verilmiş. İstava, siz ortaksınız, gizli ortaksınız, açık ortaksınız. Dolayısıyla İstava ne kadar para verilmiş? Bir bakın, daha yeni mahkemeye taşındı konu. Hem de belediye başkanının kardeşi olan bir vakfa 5072 sayılı yasaya muhalif olarak bu paralar aktarılmıştır. Dolayısıyla bütçe faslında ifade edilmektedir. Benim anlatmak istediğim burada risk alanındaki yerleşik yerlerle ilgili yapılan harcamalarla ilgilidir. Bunu devlet memurluğu yapan, bu konuda bütçeyle ilgili çalışmalar olan herkes bu konuyu zaten takdir edecektir diye düşünüyorum. Ve bu fasılda, bu BAP'ta yapılan ödemelerin herhangi bir derneklerle, vakıflarla ilişkisi kesinlikle söz konusu değildir. Hiçbir kamu kurum ve kuruluşlarından bir kuruş dahi herhangi bir yere aktarılmamıştır. Bunu çok net bir şekilde altını çizerek ifade etmek istiyorum. Ama dediğim gibi ve ben bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun.